Evet, denizlerde bofor şiddeti diye bir kavram var. Bofor şiddeti, yani rüzgarın hangi hızla estiği ve de buna göre de bofor olarak adlandırılan bir sistem var. İşte bu formülde de gördüğünüz gibi, eğer bofor şiddetini bulmak istiyorsam rüzgarın hızına, ki onun belli olması lazım, 10 ekleyeceğim, bu sabit bir sayı, ve toplamını 6'ya böleceğim. Yaklaşık olarak bofor şiddetini bulabilirim. Ya da tam tersi, bofor olarak mesela Antalya Körfezi'nde hava 3 kuvvetinde karayelden esecek diye meteoroloji programlarında da bu ve buna benzer örneklerle açıklanıyor. Diyelim ki 3 kuvvetindeki bir havadan bahsediliyor. Doğru, ama rüzgar kaç knot esecek onu bilmiyorum. Dolayısıyla onu bulmam için, yani rüzgarın hızını bulmam için, verilen bofor şiddetini 6, ki sabit sayı, çarpıyorum ve toplamından 10 çıkarıyorum. Bu da yaklaşık olarak bana rüzgar hızını veriyor. Zaten gerek bofor şiddeti, gerek rüzgar hızı, denizin durumu, dalganın yüksekliği gibi bütün detayları içeren şu aşağıda gördüğünüz tablo, yani bu tablonun aslında belirtilen açıklama kısmından erişebilirsiniz. Size tavsiyem onun çıktısını alıp kaç şiddetindeki bir havada dalga yüksekliği ne kadar oluyor? Tabii bunlar ara değerler, yaklaşık değerler ve rüzgar hangi yönden esecek ve benim teknemin boyutuna göre denize çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım? Mesela 5 kuvvetindeki bir havada, yani bofor 5 olan bir havada yelkenli teknelerin denize çıkması pek tavsiye edilmez. Dolayısıyla o tür bilgilere bu tablonun açıklama kısmında belirtilen yerden aslına ulaşıp ve de bu tür bilgileri güvenliğiniz için öğrenip bunu da dikkate alırsanız iyi olur. Rüzgarınız bol olsun diye bir temennimiz yok. Rüzgarınız kolayına olsun, provanız nete olsun.